izleyicilerimiz, güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Tabi şimdi böyle biraz Akdeniz'e doğru indik. Malum yaz ayı, dedik ki şöyle bir tatil yapalım, şehrin stresinden kaçalım efendim. İstanbul'da tabi yaşanması artık çok zor. Şöyle kafamızı dinleyelim dedik, bir Antalya'ya çevirdik rotamızı ve özellikle burada kurumsal bir kimlikten artık bir işletme sahipliğine geçiş yapmış, hayallerini gerçeğe dönüştürmüş bir işletme sahibimizin yanındayız efendim. Yanımızda İlker Ager beyefendi bulunmakta. Bizden röportaj öncesi kendisinden uzunca bir bilgiler aldık. Ancak istiyorum ki özellikle bu hayallerini gerçeğe dönüştürme konusu sizlere de çok güzel ilham olacaktır. Öncelikle programımıza hoş geldiniz İlker. Çok teşekkür ederim. Siz de otelimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Biraz sizi tanımak istiyorum. Tabii ki. Çünkü hayalimizi aslında gerçeğe dönüştürdük. Eminim çok mutlusunuzdur ama tabii ki. Hikaye nasıl başladı ve İlker Bey kimdir? Teşekkür ederim. Kübra Hanım, bu hikaye aslında hep vardı. Ama aklımın bir köşesindeydi. 25 yıldır ülkemizin kurumsal büyük şirketlerinde insan kaynakları yöneticiliği yapıyorum. Evet. Ama bir yandan da hep bu hayalimi gerçekleştirmek aklımın bir köşesinde vardı. Uygun zamanın geldiğini düşündüm. Şartların oluştuğunu düşündüm. Şartlar derken belki hani ülkemizde şu anda pandemi süreci veya ekonomik sıkıntılar bu şartların zor olduğunu aslında bize gösteriyor ama insanın hayalini gerçekleştirmesi için önünde hiçbir engel olmamalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Biz de bu hayalimizi gerçekleştirmek üzere 25 yılın sonunda insan kaynakları, profesyonel anlamda insan kaynakları kariyerimize son verdik. Ve Antalya Konya altında Rega Oteli açtık. Şahane bir bismillah dedik. Bismillah dedik. Aslında oldukça yeni ama çok güzel dekore etmişsiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Röportaj öncesi de biraz gezme fırsatımız oldu. Hem kadrajımızı ayarlamak hem de şöyle bir otelimize bakalım dedik. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gerçekten çok beğendik. Böyle her yerde ufak ufak kendi elimizin dokunuşları da vardır diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle bir hayalden somuta dönüştürdük ama otelimizde kaç odamız var? Kaç kişiyi aynı anda burada ağırlayabiliyoruz? Otelimizde 15 oda var. Bu 15 odanın yarısı aile odası şeklinde 1+1 apart olarak dekore edildi. Mutfaklı odalarımız var. Yani bu pandemi sürecinde isteyen ailelerimiz başka herhangi bir misafirimizle muhatap olmadan kendi dairesinde tatilini keyifli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Denize zaten çok yakınız. Denizimizi biliyorsunuz, Konyaaltı plajı, dünyaca ünlü Konyaaltı plajı ve 250 metre mesafedeyiz. Otelimiz oda kahvaltı konseptinde hizmet verecek. Her türlü müşteriye hitap edeceğiz. Keyifli, şık, ekonomik bir tatil vaat ediyoruz. Merkezi konumu bize pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. Yani otelimize araçsız bile konaklama için gelen misafirlerimiz hem denizinden faydalanırken hem çarşı içinde alışveriş, eğlence gibi imkanlardan da faydalanıyor olacak. Bunların hepsi yürünme mesafesinde. Çok güzel. Otelimizin avantajları böyle olacak. Ama tabii ki en büyük avantaj otelin yönetim ve işletme bakış açısı bence. Kesinlikle. Bu noktada ben özellikle sizlere sormak istiyorum. Vizyonumuz nedir? Ne mottoyla aslında biz yola çıktık diyebiliriz? Vizyonumuz doğru iletişim, kaliteli hizmet. Çünkü yıllardır insan kaynakları alanında hizmet vermiş bir profesyonel olarak insanları memnun etmenin, insanları motive etmenin, insanlara huzur vermenin ne kadar önemli olduğunu, şirkette işletmeye neler kattığını çok iyi biliyorum. Bunu yaşayarak öğrendim. Dolayısıyla da aslında misafirlerime de aynı keyfi, aynı mutluluğu, aynı huzuru yaşatmak için gerçek bir profesyonel gibi çalışmaya devam edeceğim. Hem hayalimi gerçekleştireceğim, inşallah hem de farklı bir sektörde tekrar yeni bir başarı hikayesi yazmış olacağız. Şahane. Belki de emekli olduğunuzda, aslında röportaj öncesi de söylediniz. Ben emekli olsam bile devam ettireceğim çalışmayı. Tabii ki. Emekli olduğunuzda da iş hayatından kopmamış olacaksınız. Tabii ki. Özellikle otelcilik gibi zor bir sektörün içerisinde. Zor. Eminim ki kurumsal kısımdan çok daha zorlanacaksınız ama gerçekten oldukça vizyonu olan bir beyefendisiniz. Çok röportaj öncesi de konuşmuştuk. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Umarım çok daha güzel yerlerde, belki şubeleşerek, farklı şubeler açarak devam etmiş oluruz. Şimdi şöyle, en büyük hayalimiz bu otelin aslında bu ticari şartlarda, bu ekonomik koşullarda, bu pandemi ortamında ayakta kalabilmesini sağlamak. Yani bu otel ayakta kalır ve bu Antalya gibi turizmin aslında yoğun rekabet içinde olduğu bir ortamda varlığını sürdürebilirse çok büyük bir amacımıza ulaşmış olacağız. Ondan sonrasını zaman gösterecek. Şu anda henüz daha o adımları düşünmüyorum. Otelimizi misafirlerimize sunduktan ve o beğeni aldıktan sonra devamını biraz da artık zaman içinde göreceğiz. Zaman içinde göreceğiz diyorum. Bu yolda sizlere başarılarınızın çok daim olmasını diliyorum. Keyifli sohbetiniz için de ben ve ekibim adına sizlere teşekkür çok etmiş olalım. Kübra çok sağ olun. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Siz de aynı şekilde. Çok sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bizler sizlere İlker Bey ile beraber seslendik. Biz Türkiye'yi dolaşmaya, siz de bizi izlemeye devam edin.